Çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Efendim şu an camiamızı özellikle ilgilendiren bir soruyla alakalı inşallah sizlere soru yöneltmek istiyorum. Malumunuz yaklaşık uzun bir zamandır İsmaila'da bir kargaşa mevcut ve bu dün 23 Nisan 2024 itibariyle Sanoğlu Efendi'nin de vefatıyla beraber artık daha önü alınmaz bir hale gelmiş vaziyette. Ve dün cenazeden önce belli başlı açıklamalar oldu. İsmaila heyeti tarafı işte Fikri Hoca ile alakalı bir açıklama yaptı. Diğer taraftan Cübbeli Hoca taraftarları ve o taraftaki Hoca Efendiler, onlar da Denizli İbrahim Hoca ile alakalı bir açıklama yaptılar. Şu an bu konuyla alakalı değerlendirmeniz nedir? Cenaze ile alakalı değerlendirmeniz nedir? Bunları merak ediyorum. Rabbim Hasan Hocamıza sonsuz rahmetiyle muamele etsin. Tamam. Hasan Hocamız, Efendimiz Hazretlerimizin kadim dostu olması hasebiyle, manevi yolda terbiyesinde olması hasebiyle, kendisinin aynı zamanda hem dünürü hem dostu, arkadaşı olması hasebiyle, aynı zamanda dedelerimizin de biliyorsunuz elhamdülillah arkadaşlığını, dostluğunu yapmış bir insan olması hasebiyle, çok kıymetli, çok değerli, çok tevazulu, çok mükemmel bir hocamızdı. Allah kendisine sonsuz rahmetiyle muamele etsin. Vefatıyla beraber hakikaten bir alimin ölümü, bir alemin ölümü malumunuz. O yüzden dolayı insan müteessir olmaması mümkün değil. Zaten bir alimin ölümünden illa müteessir olmamız gerekiyor. Çünkü alimlerin aramızdan çekilmesi, onların aramızdan ahiret irtihali bizi üzmeli. Niye üzmeli? Onlar olmazsa, onlar bulunmazsa, onlarla hemhal olunmazsa, onlara sorulmazsa, Allah muhafaza kime soracaksın? Evet, hele ehl-i sünnet çizgisinde yürüyen kıymetli alimlerin olmayışı insanı ne yapar? Allah muhafaza helake sürükler. O yüzden kendisine sonsuz, Rabbim sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Ahiret irtihali ile alakalı tabii. İsmaila Vakfı'nın bir açıklaması olmuş. Fikir Hoca ile devam edeceğini söylemişler. Cübbeli Hoca tarafından da ve arkadaşlar tarafından da bir açıklama yapmış. Denizli İbrahim Hoca Efendi tarafından devam edeceklerini söylemişler. Ben İsmaila Vakfı'na da hayırlı olsun diyorum. Cübbeli Hoca ve arkadaşlar da Denizli İbrahim Hoca için de hayırlı olsun diyorum. Bize sorarsanız biliyorsunuz biz Mahmud Efendi cemaatiyiz. Biz Efendi Hazretimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiş olduğu elhamdülillah tarikat-ı aliye ahlakıyla, kucaklayıcı ahlakla, Efendi Hazretimiz öğretmiş olduğu medrese ahlakıyla, Efendi Hazretimiz öğretmiş olduğu fitneye düşmeme, birbirine girmeme, birbirine asla saldırmama ahlakıyla, Efendi Hazretimiz öğretmiş olduğu ne varsa A'dan Z'ye sultanımızın yoluyla beraber devam ediyoruz. Efendi Hazretimizin bırakmış olduğu tüm emanetleri, maddi ve manevi tüm emanetlerini bütün kardeşlerimizle beraber elhamdülillah hayata geçirmek şartıyla mücadelesini vererek yolumuza devam ediyoruz. O yüzden Fikri Hocamız İsmaila Vakfı'na, Denizli İbrahim Efendi de Cübbeli Hoca arkadaşlarına onlara hayırlı olsun. Biz Efendi Hazretimiz, Mahmud Efendi Hazretimizin göstermiş olduğu yolda şükürler olsun. Maddi ve manevi olarak şükür elhamdülillah devam etmekteyiz. Rabbim inşallah sultanımızın tüm emanetlerini, manevi ve maddi tüm emanetlerini en güzel şekilde muhafaza etmeyi, en güzel şekilde devam ettirebilmeyi hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Amin. Şimdi tabii belki ifade dar kapsamlı olarak düşündüğünüz daha açılması isterseniz diye söylüyorum. Manevi olarak diye düşünürseniz tarikat-ı aliye-i muhafaza. Efendi Hazretimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem ahiret irtihalinden 6 ay önce mana aleminde Efendi Hazretimiz şu ifadesi var. İki şeye dikkat edin. Efendi Hazretimiz biliyorsunuz bu emanetleri hem zahiren hem manen hem rüya yoluyla emanetleri hem zahiren manen ve rüyaya üç yolla yani bunlara emanetleri ne yapmıştır teslim etmiştir.
Mana yolunda şu ifadeyi kullanmıştır Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri buyurmuştur ki, tarikat-ı âliyeyi muhafaza edin ve Mahmud Efendi cemaatinin dışındaki cemaat mensuplarına da ifade kullanmayın. Yani bir şey söylemeyin. Biz de bu yola 6 ay önce daha ahirete ihtilal etmeden önceden bahsediyorum. Şimdi biz de Efendi Hazretleri'nin bu talimatıyla beraber manevi olarak, biliyorsunuz insan tarikat-ı âliyeyi muhafazası kıymetli olsa, evet, zikrullahı muhafaza edeceksin. Allah eğitimini muhafaza edeceksin. Allah eğitimi. Tarikat-ı âliye Allah eğitimidir. O yüzden de Allah eğitimini muhafaza edeceksin. Günün şartlarında Allah eğitimini Celle Celaluhu, Mevla Teala'nın efalleriyle, eserleriyle, esmasıyla, sıfatlarıyla, itibarlarıyla, şanlarıyla, Zat-ı Pâk Sübhaniyesiyle, sonsuz mükemmellikleriyle bunları hem yaşayacaksın, hem yaşatacaksın, hem anlayacaksın, hem anlatacaksın. Bunların çalışmasını, bunun mücadelesini edeceksin. Allah eğitimini ne yapacaksın? Kayıracaksın. Onları muhafaza edeceksin. Bu insanın namusu, namustan daha öde. Ne kadar öte düşürebiliyorsanız o kadar kıymetli, değerli. İnsan bunu korumalı. Efendi Hazretimiz. Efendi Hazretimiz o ifadesine bugün baktık, bugün bakıyorum ben, ne kadar önemli olduğunu tekrar görüyorsun. Bakıyorsun ki maalesef, Allah muhafaza etsin, bu tarikat-ı âliyeyi muhafaza konusunda, evet, Meşayih-i-Kiram Efendilerimizin muhafaza ettiği şekli insanlar ne yapmıyor? İdrak edemiyor, ciddiyetini anlayamıyor, sorunu anlayamıyor. Olayları hafife almaya kalkıyor, basit almaya kalkıyor. Çarpılırsa ne yapıyorsun sen? Allah muhafaza etsin. O yüzden dolayı tarikat-ı âliyeyi muhafaza edeceğiz. Yani Allah eğitimini muhafaza edeceğiz. Efendi Hazretimizin bize öğretmiş olduğu, nefis terbiyesinden tut, Mevla Teala'nın efallerinden, eserlerinden, esmasından, sıfatlarından, sırlarından, kemalinden, hakikatlerinden bütün güzelliklerini, evet, ne yapacaksın? Yaşayacaksın ve yaşatacaksın. Bu manevi Efendi Hazretimizin emaneti. Bir de Efendimiz zahiri emanetleri var. Nedir o? Çarşafı şerif, medrese, şalvarıyla, cübbesiyle, sakalıyla, ahlakıyla, İslami ahlakıyla. İslam'ın emirlerini hayata geçirerek, yasaklarından kaçarak. Efendi Hazretimizin, evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrenmiş olduğu bütün güzelliklerini hayata geçirerek. Elhamdülillah bu şekilde biz kardeşlerimizle beraber ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Emaneti, evet, emanetin sahibi çok kıymetli. Emanetin sahibi çok kıymetli. Emanetler çok kıymetli. O yüzden taşıyanlar da çok kıymetli olur. Hep beraber sahiplenirsek inşallah yolumuz açık olur. Hem dünyamız hem ahiretimizin kurtuluşu olur. Rabbim bu konuda bizlere başarılar nasip etsin. Amin. Allah razı olsun.